Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Çok değerli valimiz, değerli bakanımız, değerli milletvekillerimiz. Afyonkarahisar'ımızın önde gelen yöneticileri ve değerli Afyonkarahisarlı vatandaşlarımız. Ben de bugün burada olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Tabii çok çok güzel tevafuklar var hayatta. Malazgirt'le Büyük Taarruz'un yıl dönümünün aynı güne gelmesi de aslında o kadar bizim için bir ders niteliğinde ki bu toprakları biz Malazgirt'te vatan yaptık ve 851 yıl sonra demek ki buna kastedenlerin önemli girişimlerinden bir tanesine şahit olduk. Yani 851 yıl sonra biz o iradeyi yeniden göstererek, o Malazgirt ruhunu yeniden teyit etmek amacıyla bu toprakları bizden almak isteyenleri bir kez daha püskürttük. Ve Büyük Taarruz bu püskürtmelerden en büyük, en sonuncularından bir tanesi. Biz Malazgirt'i 5 yıldır bütün ülkeye haykırırken, yeniden hatırlatmaya çalışırken, daha geniş anlamda anlaşılmasına gayret gösterirken tam da işte o Büyük Taarruz ruhunun canlı kalması için bunu yapıyoruz. Çünkü geçenlerde Endülüs Emevi Devleti'nin örneğinin konuşulduğuna şahit oldum. Çok isabetli de bir örnek, bizlerin ders alması gereken bir örnek. Yine yaklaşık 800 yıl İspanya toprakları, bugün İspanya ve Portekiz'e, İber Yarımadası'na Müslümanlar hükmetmiş. Çok da ileri bir medeniyet kurmuşlar. Bilimde, fende, teknolojide, edebiyatta büyük işler yapan büyük bir medeniyet kurmuşlar. Ama 800 yıl sonra, işte biliyorsunuz, fethini hatırlarsınız, Tarık bin Ziyad'ın gemileri yakarak fethettiği İber Yarımadası'ndan bahsediyoruz. 800 yıl sonra bir tane kalmayasıyacıya, yani o kadar büyük bir şiddetle Müslümanları oradan Avrupalılar kazımaya çalıştılar ki 800 yıl sonra bugün biz İber Yarımadası'nda sadece bazı mimari İslam mirası dışında bir şeyden bahsedemiyoruz. Gençlerimize şunu hatırlatmak istiyorum, şunu belirtmek istiyorum. Nasıl ki Büyük Taarruz başarılı olmasaydı bu toprakları bizden almaya kastedenler başarılı olacaklardı. Biz bu topraklarda 1000 yıldır varız, bu topraklar bize 1000 yıldır vatan diye bu toprakları bizden almak isteyenlerin, bu topraklarda gözü olanların bu emellerinden vazgeçeceklerini asla asla düşünmemeliyiz. O gün 100 yıl önce işte Yunan arkasına Batı ittifakını alarak, o zaman işte İngiltere'ydi, Fransa'ydı, İtalya'ydı, bu topraklardaki emellerini gerçekleştirmek istedi. Hamdolsun başarısız oldu. Ama bu emellerinden vazgeçmediklerini çok şükür ki hatırlatıyorlar. Çok şükür ki yine kamuoyunda takip edebiliyoruz. Onun için bu tevafukla bu mesajı kamuoyuna yeniden hatırlatmak istiyoruz. Biz Malazgirt'in 951. yıl dönümünü anarken, hatırlarken, Alparslan'ı gençlerimize anlatırken tabii ki 1922-26 Ağustos Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz'u da ne kadar bağlantılı, ne kadar birbirinden ayrılmaz iki tarihi dönüm noktası olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, onlarla beraber cephede kahramanlıklar sergileyen, canlarını veren, süngüyle, bakın yani birçok yerde sadece süngüyle düşmanı püskürtmeye muvaffak olan o kahramanları hatırlayacağız, gençlerimizi hatırlatacağız ki bu toprakları vatan olarak önümüzdeki bir 1000 yıl daha koruyabilelim, tutabilelim. Bizim olanı, başkalarının gözü olanı biz kendimizin olarak korumaya devam edelim diyorum. Hem 951. yılı Malazgirt'in, hem Büyük Taarruz'un 100. yılı tekrar kutlu olsun ve biz de Okçular Vakfı olarak bizim misyonumuz gençlerimize bu önemli değerleri, bu önemli dönüm noktalarını hatırlatmak olduğu için bugün buradayız. Bütün Haziran'ı, bütün katılımcıları selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.